Merhabalar, ESP8266 video serimizin bir başka videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda uygulama değil, yakın zamanda tasarlamış olduğum bir kartı anlatmaya çalışacağım. Kısaca bu karttan bahsetmem gerekirse, 220 volt ile çalışan bu kart, triac çıkışına ve bir adet de kuru kontak röle çıkışına sahip bir elektronik kart. ESP8266 modülden de görmüş olduğunuz gibi cep telefonunuzdan veya tablet bilgisayarınızdan veya masaüstü bilgisayarınızdan bağlanıp triac çıkışını veya röle çıkışını kontrol edebileceğiniz bir devre. Şu şekilde diğer yüzü de göstereyim. Programlama için boot ve reset pinlerini de bu şekilde kartımızın diğer tarafına yerleştirdim. Kısaca birimlerden bahsetmem gerekirse, burada ESP8266 modülümüz var. Burada belirtmiş olduğum düşük akım kontak gücüne sahip bir minyatür bir rölemiz ve o rölenin de ortak ve normalde açık kontağı bulunmakta. Şurada görmüş olduğunuz büyük dikdörtgen yapı ise 220 volt AC girişi 5 volta düşüren bir SMPS, hazır bir güç kaynağı. AliExpress'ten bu adresten sipariş etmiştim. Sipariş ettiğim lot içerisinde 10 adet vardı bundan. Yani birim fiyatı 3 dolarlık bir modül ve 3 wattlık bir çıkışa sahip ve 5 volt 100 miliamper, ayrıca 12 volt 250 miliamper. Yani bu modül içerisinde gördüğünüz gibi ground pini artı 5 volt ve 12 volt. Yani dual çıkışlı bir SMPS. Burada o küçük SMPS modülümüzü görüyorsunuz. Boyutları da gayet ufak, 29 milimetreye 19.75, yaklaşık 20 milimetrelik bir genişliği var ve 18 milimetrede güç kaynağının yüksekliği. Burada kartımızın 220 volt girişi güç kaynağımıza giriyor ve burada da triac çıkışımız bulunmakta. ESP içerisine daha sonraki videolarımızda yazacağımız kod vasıtasıyla buraya takacağımız bir akkor flamanlı lambanın parlaklığını ayarlayabileceğiz. Burada da şurada görmüş olduğunuz beyaz altı bacaklı entegre OptoTriac, ESP8266'dan alacağı kontrol sinyalini Triac'a iletip onu drive edebilmek için, sürebilmek için kullandığımız bir modül ve sürücü dirençleri bulunmakta. Burada görmüş olduğunuz optocoupler ise zero cross detection, yani 220 volt sinüs alternans geçişlerini algılayabilmek için kullanacağımız bir yapı. Bu yapı sayesinde her sıfır geçişinde triac'ımızı bu sıfır geçişinden belirli bir süre sonra trig ettiğimizde, yani uyartım sağladığımızda lambamızın, bağlamış olduğumuz lambamızın parlaklığını bu şekilde ayarlıyor olacağız. ESP8266 içerisine kodumuzu gireceğiz. Hem röle çıkışı ve hem triac çıkışını kontrol edebilmek adına. Burada bir tane gerilim regülatörümüz var. Modülümüzden aldığımız 5 voltu 3.3 volta, yani ESP8266 modülünün istemiş olduğu kaynak voltajına dönüştüreceğiz. Devremizin şeması da kabaca bu şekilde. Gördüğünüz gibi 220 volt girişimiz var. SMPS modülümüzden 12 volt ve 5 volt çıkıyor. Buraya 0 ohmluk bir direnç bağladım. Dilersem 5 volt yerine direkt
12 volt giriş sağlayabileceğim. Bu durumda da röle. Evet. Rölemi 5 volt bir röle kullanacağım, ancak 12 voltluk elimde bir röle olması durumda da burayı kısa devredip burayı elbette kullanmayacağım bu durumda. 12 volt ile rölemi besleyip ardından 3.3 volta bu regülatörle düşürüp SFP modülümüzü besleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi OptoTriac ve Triac sürücü devresini görüyorsunuz. Çıkış aktif olduğu zaman bunu görsel olarak görebilmek adına bir LED bağladım. Evet, burada da Zero Cross Detection yapısını görüyorsunuz. Burada her faz geçişinde buradaki voltaj sıfırlanacağı için buradaki voltaj da oranın tersleniği şeklinde, yani high'da olacak. Bu şekilde Zero Cross Detection girişini SP8266 modülümüzde algılayıp buna göre buradaki triac çıkışından, yani burada belirli bir zaman sonra uyartım sinyali uygulayıp triac'ımızı devreye alacağız. Burada da gördüğünüz gibi kuru kontak bir röle çıkışımız var. Bypass diyotumuz ve transistörlü sürücü yapımızı görüyorsunuz. SP8266'yı programlayabilmek adına bir header'ımız var. Şurada görmüş olduğunuz gibi seri USB dönüştürücümüzü direkt buraya takıp bilgisayarımızdan programlamayı gerçekleştireceğiz. Evet, bu iki butonu ise modülü resetlemek ve program moduna sokabilmek için, yani bootloader moduna sokabilmek için bir push tactile diye tabir ettiğimiz bir switch. Devrenin çizimini, altıyım çizimini hani henüz bugün bitirdim. Yazıdan da görebileceğiniz gibi 26.07.2016, yani Temmuz'un 26'sı düne ait bu çizim tamamlandı. Şöyle kısaca top layer ve bottom layer'ı da göstereyim sizlere. Bu kısım 220 voltun bulunacağı kısım. Diğer kısım ise düşük voltaj, bu copper poor yapılmış bölge ise düşük voltajlı kısım. Evet, bu videoda anlatacaklarım bu kadar. İleriki videolarımızda bu modül için, bu devre için gerekli yazılımı da yapacağız. Şu an öyle bir yazılım yok. Bunu da muhtemelen Altium Arduino IDE'sini kullanarak yazacağız. Ayrıca kısaca bahsetmem gerekirse bu PCB 5x5 evet, boyutlarında bir PCB. Hemen şu şekilde bir boyut ölçümü göstereyim sizlere. Evet, 50'ye 50, yani 5 santim, 50 milimetre, 50 milimetre, 5 santime 5 santim bir boyutu var. Bunu da Seed Studio firmasında bugün siparişini verdim. 5x5 ve 2 katlı 1.6 milimetre kalınlıkta 10 adet numune PCB'yi 9.90 ve 3.5 dolarla bir kargo ücreti ödeyerek siparişini verdim. Kuvvetle muhtemeldir 3 hafta ile 1 aylık bir süre zarfında bu ürünler, boş PCB'ler elime ulaşacak. Ve ardından elektronik komponentleri temin edip montajı yapıp ardından ESP yazılımını yazacağım. Ve daha sonrasında cihazın çalışmasıyla alakalı paylaşımlarıma devam edeceğim. Bir başka videoda görüşmek üzere.